Arkadaşlar 9. sınıf 2. yazılıya yönelik 1. dönem 2. yazılıya yönelik bir çalışma yapacağız. Burada 2. yazılıda ağırlık olarak madde ve öz kütle ünitesinin son kısımları ve daha çok hareket ünitesinden sorularla karşılaşma ihtimalimiz yüksek. Öncelikli olarak dayanıklılıktan başlayacak olursak. Şimdi burada bir soru var değil mi? Aynı maddeden yapılmış. Bu silindirlerin dayanıklılıkları arasında DA, DB, DC'dir diyor. Bunları karşılaştırın diyor. Şimdi şöyle bir hatırlayacak olursak diyelim ki elimizde şöyle bir küp var arkadaşlar. Şimdi bu küpteki dayanıklılık şu olayla orantılı. Yani o cismin kesit alanını onun hacmine böldüğümüzde karşımıza çıkan şey. Şimdi kesit alanı nedir burada? Bunu dikey olarak şuradan kestiğimizde karşımıza çıkan alan. Şimdi bunu buradan kestiğimizde şu alanla karşılaşırız değil mi? Aynen öyle. O zaman bu küp olduğu için buraların her kenarı da A, A ve A diyebiliriz. Bunun kesit alanı buradaki alandır işte. O alan ne kadar? A çarpı A. Yani iki kısa iki, iki kenarı birbiriyle çarpıyoruz. A kare. hacimde nedir? Taban alan çarpı yükseklik. Burada da yüksekliği çarptığımızda A üzeri 3 çıkıyor. Üstte iki tane A var. A çarpı A. Altta da A çarpı A çarpı A var. Burada ne oldu? Bu A ile bu A gitti. Bu A ile de bu A gitti. Üstte 1 kaldı. Altta A kaldı. Şimdi burada 1 bölü A oldu. Gördüğünüz gibi A ne oldu? Kesit alanını dayanıklılığına oranını etkileyen bir faktör ve dayanıklılığını etkiliyor. Yani A'yı küçülttüğümüzde burada dayanıklılığı ne yapıyoruz bir? A küçülürse dayanıklılık artar. Yani ters orantılı bir kavram değil mi? A'yı büyütürsek dayanıklılık azar. Bir küp şeker düşünelim mesela bu boyutta. Bu boyutta bir küp şekeri kırmak için ee, iki parmağımızı kullanıp kırabiliriz. Ama şu boyutta bir küp şeker arkadaşlar kırmamız gerçekten zorlaşacak. Ne yaptık? Boyutunu küçülterek dayanıklılığını artırdık. Peki bu küp için karşımıza böyle bir silindir çıkarsa. Şimdi küpü neden anlattım onu da ifade edeceğim. Şimdi bunu kestik. Alanımız şurası değil mi? Burası A değil mi? Kesit alanımız A bölü hacmimiz ne? Kesit alanını ne yapıyoruz? Hacme bölüyoruz. bu. Hacmimiz de bu taban alanla yüksekliğin çarpımı oluyor. Yükseklikte 2H değil mi? 2H çarpı A yapacağız. Çünkü burası hacim taban alan çarpı yüksekliği. Bununla bunu götürdüğümüz zaman 1 bölü 2H kalıyor gördüğünüz gibi. Ne oldu? Burada A neydi bunun? Yüksekliği değil mi arkadaşlar? Bakın orası yükseklik kısmıydı. Şu kısım. Bunun yükseklik kısmı ne oldu? 1 bölü 2H. Bak paydaya geliyor. Bununki o zaman ne olacak? 1 bölü 4H. Bununki ne olacak? 1 bölü h. Bak 2 r'sine falan bakmıyoruz dayanıklılıkta. Düzgün geometrik cisimlerde 1 bölü 2 h, 1 bölü 4 h, 1 bölü h yazarak ne yapıyoruz? Dayanıklılıklarını tespit edebiliyoruz. Demek ki dayanıklılığı şöyle ifade edebiliriz. Düzgün geometrik cisimlerde 1 bölü yükseklik yazdığımız anda olay bitiyor. Yani yükseklikle ters orantılı bir kavram. O zaman en büyük yükseklik bunun olduğu için en dayanıksız bu. Bunu kırmak, devirmek çok kolaydır. B'ninki ne yapacağız? En küçük yapacağız. Ondan sonra daha yüksek olan A. A, B'ye göre biraz daha dayanıklı ama en dayanıklı olan da C'dir arkadaşlar. Yüksekliği en fazla, en kısa olduğu için. En kısa yükseklik, en az yükseklik, en fazla dayanıklılıktır. Unutmayalım. Dayanıklılıktan sonra adezyon ve kohezyon diye iki tane kavramımız var. Adezyon arkadaş kelimesinden aklımızda olacak. Arkadaşlar nasıldır? Genetik olarak birbirleri arasında bir bağ yoktur değil mi? Yani bir kimse birisinin arkadaşıysa onun arasında herhangi bir genetik bağ yoktur. Yani birbirine yabancıdır diyebiliriz. Ama kardeş dediğimiz zaman bir genetik bağ vardır değil mi? Aynı cinsten geliyordur. Adezyon arkadaş diyeceğiz. Kohezyon kardeş diyeceğiz. Şimdi mesela şekildeki örnekte yaprak ve su ne oldu? Adezyon oldu değil mi? Şimdi bir sonraki örneğe baktığımızda adezyon ne demek? Arkadaş yani. Yaprak ve su arkadaş arkadaşlar. Cam ve su ne oldu? Arkadaş adezyon diyoruz. Peki geldik. Bir civayı bu şekilde döktük diyelim. Böyle tane tane top top durdu. Bunun sebebi nedir? Birbiri arasındaki tutuculuktur değil mi? Orada kardeşlik önemli yani. Kohezyon. Aynı cins moleküller arasındaki çekim kuvvetine biz kohezyon diyeceğiz. Farklı cinsler arasındaki ne de adezyon diyeceğiz. Yani bu da aklımızda bulunsun. Bazı böceklerin su üzerinde durması ya da bir yaprağın suyun yüzeyinde durması suyun yüzey gerilimi ile alakalıdır arkadaşlar. Su molekülleri birbirlerini ne yapar? Çekerler veyahut it edebilirler. Problem değil. Orada değiliz şu anda. Bu çekim kuvvetinden kaynaklanan o gerginliği, suyun yüzeyinin gergin durmasına biz ne diyoruz? kohe, kohezyonla alakalı tabi. Yüzey gerilimi diyoruz. Şimdi yüzey geriliminde durum şu. Şurada bir molekül var dikkat edersek. Bu molekül ne yapıyor? Üstteki molekül sağdaki soldaki alttaki moleküller arasında bir çekim kuvveti var. Bu molekülle bu molekülün çekim kuvveti bileşke vektör hesaplama öğrenmiştik değil mi? Aynı diyelim. Alttaki ile üstteki de aynı diyelim. Ne oldu arkadaşlar? Birbirlerini sıfırladı. Bu ortadaki herhangi bir molekül için. Ama üstteki bu molekül için dikkat edersek sağ tarafa etkenden de sol tarafa etkeden birbirini sıfırlıyor. Ama aşağı doğru etki eden kuvvet, ağırlı, molekülün ağırlığı da var. Bunun arasındaki çekim kuvveti de var. Bunu sıfırlayamadı. Ne oldu? Bu biraz daha aşağı gelecek. Şu biraz daha aşağı, aşağı, böyle aşağı. Şu kenarlarda ne oluyor? Arkadaşlık var aralarında kapla sıvı molekül arasında böyle gergin bir yüzey gibi durdu. İşte bu gerginliğe biz ne diyoruz arkadaşlar? Yüzey gerilimi. Bu moleküller birbirine ne kadar yakınsa yüzey gerilimini o kadar artırabiliriz. Moleküller birbirinden uzaklaştıkça ne olur? Yüzey gerilimi azalmış olur. Bunun için ne yapmamız lazım? O zaman şuralara ekstra moleküller olsa hani bu yoğun bir sıvı kullanılsa yüzey gerilimi ne olmuş olacak? Artmış olacak. Biz bu molekülleri birbirinden uzaklaştırırsak ne yapmış olacağız? Yüzey gerilimini azaltmış olacağız. Temizlik yaparken ne yapıyoruz? Isıtıyoruz değil mi suyu? Isınınca ne yapıyor? Moleküller hareketleniyor, birbirinden uzaklaşıyor ve yüzey gerilimi ne oluyor? Azalıyor. Temizlikte yüzey gerilimin az olması lazım. Yani burada bir kir molekülü var. Bunların arasından geçmesi gerekiyor. Onun için bunları birbirlerinden uzaklaştırmamız gerekiyor. Bunun içerisine deterjan veya sabun kattığımızda da yoğunluğu düşüyor. O zaman yüzey gerilimi Yine azalıyor. Fakat şeker gibi, tuz gibi böyle yabancı bir madde koyduğumuzda molekül yoğunluğu arttığı için yüzey gerilimi artıyor. O da aklımızda bulun. Son olarak bu kısımdan kılcallık diye bir e, kavramımız var. Bu e, kavramlara da dikkat ediyoruz arkadaşlar. Şimdi şu e, kan örneği alınma olayına bakacak olursak. Burada bu sıvı dikkat edersek yavaş yavaş aşağı doğru akıyor. Tabi burada yer çekiminin de etkisi var ama bu sıvı molekülünün yani kanın yüzeye yapışması lazım ki ilerlesin. Biz buna kılcallık diyoruz. Kılcallık ince bir boruda sıvının yükselmesidir. Şimdi mesela ağaçlar var değil mi? Ağaçların tabanından yani topraktan Alınan su en ince, en uç noktalara kadar iletiliyor bu su. bunun sebebi ne? Kılcallık. Yani benzer şekilde e, kan dolaşımı olabilir, bir süngerin suyu emmesi olabilir. Süngere ne yapıyoruz? Sulu yüzeye bıraktığımız zaman üstlerine hiç basmasak bile belli bir süre sonra ne oluyor? Yukarı doğru çıkıyor. Bir çaya, bir şekeri, böyle küp şekeri hafifçe değdirsek hemen bütün yüzeye daha İşte bunların temel sebebi ne? Kılcallık. Gelelim hareketle ilgili kavramlara. Harekette ee, ...hareket ve kuvvet ünitesinde arkadaşlar... ...öncelikli olarak hareketten başlıyoruz... ...daha sonra kuvvet kısmı geliyor... ...şimdi hareket kısmı yoğun olarak karşımıza çıkabilir... ...burada hareketin biz çeşitleriyle başladık değil mi... ...şekilde neyi görüyoruz arkadaşlar... ...bir dönme hareketi... ...şimdi neyi görüyoruz... ...öteleme hareketi... ...şimdi bir molekül var karşımızda titreşim hareketi... ...bunlar bir arada da bulunabilir değil mi... ...bir arabanın tekeri ne olur... ...dönme artı öteleme olur ya da bir gaz molekülünü düşünürsek hem dönüyor hem öteleniyor hem titreşiyor. Yani üçünü de bir arada bulundurabiliyor. Bundan dolayı dikkat edeceğiz. Dönme dediği zaman sabit bir eksen etrafında dönüyor. Öteleme dediği zaman bir A noktasından B noktasına gidiyor. Bir titreşim dediği zaman bir sas telinin aşağı yukarı bu şekilde titreşmesi. Yani A B noktası arasında gidip gelmesi. Ya da bir salıncak. Onun hareketi nedir? Aynı nokta arasında A B arasında gidip geliyor. işte titreşim. Aradaki fark bu yani. Çok detaylara takılmalı. Şimdi sürat ve hızla alakalı bir kavramımız var arkadaşlar. Bu birbirine benzemeyen bir kavram. Bunu örnek üzerinde ifade edelim. Konu anlatımında da detaylıca anlattım zaten. Bayağı da bir örneği var dikkat ederseniz. Oradan da bunu tekrar edip daha iyi kavrayabilirsiniz. Burada şimdi hız dediğimiz zaman arkadaşlar yer değiştirme önemli oluyor bizim için. Sürat dediğimiz zaman da alınan tüm yol önemli oluyor. Yani tüm yola x diyoruz biz. Hızla da x istiyoruz ama üzerine ok koyuyoruz, bir, sabit bir yönünün olması lazım. Şimdi bu hareketle. A'dan B'ye, B'den de C'ye gitmiş ve toplam bunu 10 saniyede yapmış, değil mi? Bu hareket toplam 10 saniye sürmüş. Bize burada hızını ve süratini soruyor. Şimdi sürati önce belirleyecek olursak tüm alınan yol bak herhangi bir yönü yok. Dikkat ederseniz skaler bir kavram olduğu için sabit bir yön yok. Buraya gitmiş, sonra buraya gitmiş. Yönü değişmiş yani. Kuzeye gitmiş, sonra doğuya gitmiş. Dikkat ederseniz yön değişiyor. O zaman süratte tüm yolu kullanacağız yani. Tüm yol, kat edilen tüm mesafe. O zaman x eşittir v çarpı t'yi unutmayalım. Yani aklımızın bir köşesinde bu dursun. Hem sürat için hem hız için bunu kullanıyoruz. Şimdi hız yol ne kadar toplam? Tüm kat edilen mesafe olduğu için 30 yukarı gitmiş, 40 da sağa gitmiş, 70 metrelik bir yol gitmiş değil mi? Eşittir v çarpı t kaç saniye toplam? 10 saniye. Her iki tarafı 10'a bölersek süratinin 7 metre bölü saniye olduğunu görürüz. Peki hız için ne yapacağız? Aynısı yine x eşittir vt. Ama burada unutmamamız gereken bunların üzerinde ok var. Bir şeyin üzerinde ok varsa nedir o? Vektöreldir değil mi? O zaman bunun ilk konumuyla son konumu arasındaki en kısa mesafeye kuş uçuşu uzaklığa biz ne diyoruz? Yer değiştirme diyoruz. Bunun üstünü okla gösteriyoruz. Sabit bir yön. Değişmiyor değil mi? Hep belirtilen doğrultuda ilerliyor. O zaman bu üçgende bir dik üçgen burası arkadaşlar. Şurada bir diklik var burası 30 metre, şurası 40 metre ise şuranın 50 metre olduğunu görürüz. Konu anlatımlarımda detaylıca anlattım bunu. 50 eşittir V çarpı, bak bunun üstünde ok var. Yine T10, aynı zaman dilim içinde hem hızını tespit ediyoruz hem süratini. V o zaman kaç çıkacak? 5 metre bölü saniye. İşte hızla sürat arasındaki fark bu. Süratte kat edilen tüm mesafe kullanılıyor. Hızda en kısa yol kullanılıyor. Aradaki fark bu. Bu şekilde grafik soruları da karşımıza çıkmakta arkadaşlar. Öncelikli olarak 3 çeşit üç çeşit grafiğimiz var. E, konum zaman, hız zaman ve ivme zaman grafikleri. İvmeye belki geçmemiş olabilirsiniz, geçmişte olabilirsiniz. Problem değil. Şimdi öncelikli olarak biz konum zaman grafiğinden yola çıkacağız. Şimdi burada x demek konum. T de time tesi zaman. Şimdi konum ve zaman grafiği verilmiş gördüğünüz gibi bu hareketlerin. Şimdi bizim bileceğimiz ve bilmemiz gereken tek formül bu kısımda x eşittir vt bak hep bunu yazacağız. O yüzden bunu öğrenelim güzel bir şekilde kavrayalım. Şimdi burada arkadaşlar x dediğimiz bizim konumdur v dediğimiz hızdır t de zamandır. Şimdi buradaki verilere bakarak, grafiğe bakarak öncelikli olarak bunu analiz edeceğiz, tamam mı? Şimdi geldik konum grafiğine baktık. Burası zaman 0. Sıfır. Şimdi 0. saniyede bu adam zaten kaçıncı metrede? 20. metrede. Şöyle çizdiğimizi varsayın. Şurası 0. Eee 10'ar 10'ar çıkmış burada grafik. Biz de 10'ar 10'ar gidelim. 10, 20, 30 ve 40 olarak Durmuş. Şimdi bu adam ne yapmış? Öncelikli olarak ona bakacağız. Tamam. Şimdi 20. metreden gördüğünüz gibi 2 saniye sonra 40. metreye gitmiş değil mi? Alalım bunu 20'den 40'a götürelim. Ben. Bunu götürdü. Şimdi x eşittir vt yazıyoruz. Şimdi 0-2 2-4, 4-6 saniye arasındaki hızlarını soruyor. Şimdi 0-2 saniye arasında kaç saniye geçti toplam? 2 saniye geçti. O zaman gelin şuraya x eşittir v çarpı t'yi yazalım. Kaç metre yol aldı? 20'den 40'a gidince 20 metrelik yol aldı değil mi? O zaman buraya 20 yazıyoruz arkadaşlar. V çarpı T'si ne kadar? Süresi 2 saniye. O zaman V kaçtır diyoruz? 10. Değil mi? 10 metre bölü saniye. Bu birinci aralık. Yani 0 ve ikinci saniye aralığı. Bunu bulduk. Grafiği en son çizelim. Şimdi ne yaptı? 40. metreden 40. metreye gitmiş. Yani aslında 40. metrede 2 saniye boyunca duraklamış bu demek değil mi? O zaman x eşittir v çarpı t yazdığımızda aldığı yol sıfır oluyor bak. Çünkü başta da 40'ta sonda da 40'ta. O halde ne yapacaksın? Bekleteceksin bu araba orada duruyor demek. V çarpı 2 saniye geçti. O zaman duran bir cismi zaten hızlı olmaz. Oraya sıfır diyoruz. En sonunda ne yaptı? 40. metreden çıktı yola. 0. metreye gitti değil mi? Bak 40'tan 0'a gelmiş oluyor yani şu grafiğin şurasına bakacağız. 40'tan 0'a doğru geliyor. Toplam kaç metre yol aldı? Eksi 40 metre. Yani terse gitti. Dikkat ederseniz sayı doğrultusunun şu tarafı artıdır. Şu tarafı eksidir. O zaman artı tarafa gittiğine biz ne diyeceğiz? Pozitif diyeceğiz. Negatife gidiyorsa da eksi diyeceğiz. Hız çünkü vektörel bir kavram arkadaşlar. Yönü var üstüne ok. Niye çiziyoruz? Vektör olduğu için. Sağa doğru gidene biz artı 40 diyorsa sola doğru gidene eksi dememiz lazım. Yoksa nasıl anlatacağız? Hızın yönünün olup olmadığını. Eksi ile anlatırız. Başına eksi koyuyoruz. Yine x eşittir vt'yi burada da uyguluyoruz. x eşittir eksi 40 çarpı Kaç saniye geçti ama ona da dikkat edelim. 4'ten 6'ya geldi değil mi? 2 saniye. V çarpı 2. V eşittir. Eksi 20 metre bölü saniye oldu. İşte bu kadar bak. Hızları bulduk. Şimdi gelip grafikte ne yapacağız arkadaşlar? Bunu göstereceğiz. Bak şöyle bir kısa bir VT grafiği çiziyoruz hemen. Hız sabit hızlı bir hareket olduğu için sıkıntı yok. Zamanlar hepsinde sabittir yani V, T, X, T hepsinde zaman aynıdır yani 2, 4, 6 diye gittiği için burada da 2, 4, 6 diye gidiyor. Baştaki hızımız kaç? 0 ile 2 arasında 10. O zaman buraya getirip düz bir çizgi çizeceğiz. İşte burası sana etti 10. İkinci aralıkta kaç? 0. 2 ile 4 arasında 0 çizeceğiz çünkü 0 noktası burası dikkat ederseniz burada. 4 ile 6 arasına ne çizeceğiz? Eksi 20. O zaman aşağı tarafa geliyorsun. Şuraya eksi 20 diyorsun. Uzattın. Bak 4 ile 6'nın arasına çiziyorum bu çizgiyi. Çünkü 4-6 saniye arasında burası. Yani uzatmayın bu çizgiyi. İşte bu. Bu grafiği de bu. Çözümü de bu. Bu şekilde yapıyorsun. Yapıştırıp geçiyorsun. Şimdi konum zamanı inceledik. Gelelim hız zamana. Dikkat edersek V ve T olursa hız ve zaman oluyor. Yine ne yapıyorsun? Hemen geliyorsun. X eşittir. V çarpı T'yi yapıştırıyorsun. Tamam. x yol. Burada da bize soruda dikkat edersek konum zaman grafiğini çizin. Yani x ve t'yi çizin demek istiyor. O zaman x'i bulacağız. Şimdi birinci aralığa bakıyoruz. Kaçla gitmiş bu adam? 8 ile gitmiş. Kaç saniye gitmiş? 2 saniye değil mi? 8 ile 2 saniye götürürsen bunu 16 metre yol gider. Birinci aralığı bulduk. Geldik ikinci aralığa. X e eşittir V çarpı T'yi yine yazıyoruz. Hızı var mı bu aracın? Bak burada değil mi çizgi? O zaman 0 çarpı 2 saniye geçiriyoruz. Duruyor yani hızı 0 ne demek? Duruyor demek. İkinci aralıkta hiç yol falan almamış bu 0 metre. Ya sabit onu o noktada bekliyor demek. Yine x eşittir vt diyorum 3. aralık için. Hızımız kaç burada? 4. Kaç saniye geçmiş? Bak 4'ten 6'ya geçmiş. Bazı arkadaşlar buraya 6 yazıyor. 4 yazıyor. Arası yani 4 ile 6'nın arasında kaç saniye geçiyor? 2 saniye bak. Burada bir 5 var ya. 4'ten 5'e geliyor. 5'ten 6'ya geliyor saniye. O zaman 2 saniye çıkıyor. Burada da bir kalp oluştu gördüğünüz gibi. Güzel. 4 kere 2 de kaç? 8 metre değil mi? 8 metre de burada almış. Gelelim bunun konum zaman grafiğini çizmeye. Şöylece bir grafik çiziyoruz arkadaşlar. X, T grafiği olacak. Bak basit ya. Yani, konu basit yani. Öyle zorlanacak, kafa karıştıracak bir şey yok. Birinci aralıkta kaç metre yol aldı? 16. Şimdi o zaman sıfırdan başlatacağız mı bunu? Soruyu da dikkatlice okuyun tabi. Başlangıç noktasından 8 metre ileride. O zaman şimdi şöyle diyoruz arkadaşlar. Şurası sıfır ya. Burası 8. Üstüne kaç aldı? 16 değil mi? 16 metre giderse kaça gelir bu? 16, 8 daha. 24 metre. Yani. 24'te durmuş. 2 saniye. O önemli değil. Sonra bir 8 daha gitmiş. Bir 8 daha götüreceğiz bunu. Kaça getireceğiz? 8'de 32. Demek ki en son 32. metrede olacak. O zaman biz bu grafiği kaçtan başlatacağız? 8'den başlatacağız. 8'den başladık. Ve gitti. 16'da aldı. Geldi. Ne yaptık? Uzattık şöylece. Doğrusal uzatıyoruz. Çünkü sabit hızlı hareketin grafiği böyle çıkar. Tamam. 24'e kaç saniyede geldi? 2 değil mi? Şurası 0'dı. Ondan sonra orada bekledi değil mi? 2 saniye bekleteceğiz. O zaman 2. saniyeden 4. saniyeye kadar 2 saniye daha beklettik. Bak beklemeyi de böyle çizeriz. Yani 24 metrede bekliyor demek bu. Şu grafiği biraz daha uzatalım yukarı doğru. Çünkü yetersiz kaldı. Burası x. Şimdi devam ettiriyoruz tekrar. 4 ile 6 arasında bir 8 daha koyacağız üstüne. Buraya koyduk 8 pardon 6. saniyesi burası. 4'ten 6'ya geldi. 6. saniyede kaçıncı metrede olacak? 32. O zaman bir 8 daha alırız. Şöyle çizeriz grafiği. 32 olur. İşte konum ve zaman grafiğimiz de bu şekilde olur. Yani hiç şey yok yani. Bunda kafaya takacak bir şey yok. Basit gayet net. Hız zamandan konuma, konumdan hıza bu şekilde geçişler yapabilirsiniz. Biz soruları için de şöyle bir yorumlama yapalım arkadaşlar bu soru için. Şimdi diyor ki cisimle ilgili aşağıdakilerden hangisi doğrudur diyor. Şimdi bakıyoruz. Geliyorsun hemen böyle bir grafik sorusu çıkarsa ne grafiği bu? Bak konuma zaman grafiği değil mi? Konum ne olmuş? Az önceki gibi bak dikkat edin. 8'den 24'e çıkmış. 24'te beklemiş. Bizim demiş şöyle yukarı doğru gittiydi. 32'ye gittiydi ama burada ne diyeceğiz arkadaşlar? Dikkat ederseniz terse dönmüş diyeceğiz. Arka tarafa doğru gidiyor. Yani hareket nasıl aslında? Böyle gitti, durdu ve geri döndü. Geri döndüğü yol biraz daha uzun şöyle yanlış olmasın şu tarafa doğru gelmiş oldu. Çünkü giderken daha başlangıç noktasından ilerdeydi. Şimdi yorumlayalım. 3 aralığında daha fazla yer değiştirmiş. Şimdi arkadaşlar konuma dikkat edersek diyelim ki burayı sallayalım tamam mı güzel anlaşılsın diye. Ona 20 diyelim mesela. Şimdi 10'dan 20'ye gitmiş. Gitmiş kaç metre yer değiştirmiş bu aralıkta? 10 metre. Bu aralıkta kaç metre yer değiştirmiş? Hiç yer değiştirmemiş. Aynı yerinde duruyor sıfır. Bu aralıkta 20'den 10'a dönmüş. O zaman ne olur? 20'den sıfıra gelmiş değil mi? O zaman kaç metre yer değiştirmiş? 20 metre. Bak konum grafiği 20'den sıfıra gelmiş. Dikkat ederseniz sıfırıncı metre. O zaman ne diyeceğiz biz? Bu aralıkta daha çok yer değiştirmiş diyeceğiz. İkinci aralığında sabit hızlı hareket yapmıştır. İkinci aralıkta hız sabit değil ki. Bu hız grafiği olsa sabit hızlı derdik. Bu ne grafiği ama konum. Konumu sabit. Konumu sabit olan bir çocuk ne yapıyordur? Burada duruyordur yani. hani duran bir çocuğun hızı olur mu? Olmaz. O zaman bu yanlış. 3 aralığında yavaşlamıştır. Bu yavaşlama grafiği değil arkadaşlar. Dikkat ederseniz bu hız grafiği falan değil. dikkatli olalım burada. Bak ne grafiği bu konum. Konumunu değiştiriyor. Ama düzgün bir şekilde azalıyor bak konumu. O zaman sabit hızlı gitmiştir diyeceğiz. Yanlış. Bir aralığında hızlanmış. Bak bunlar hızlanma veya yavaşlama değil. Bak konum grafiği olduğu için bizi düşürmeye çalışıyor soru. Yanlış. Cisim başladığı noktaya geri gelmiş. Yani başladığı nokta 10'du. Bittiği nokta 0. Nasıl başladığı noktaya gelmiş? Bu ifade yanlış. O zaman Adana diyorsun. Vurup geçiyor. Şu hareketlinin hız zaman grafiğini çizelim mesela. Şimdi böyle bir hareketlimiz var. Hemen getiriyorsun. Diyorsun ki x eşittir vt. Bak bu ana denklemimiz. Bunu kesinlikle ne yapıyoruz? bir kenara yazıyoruz. Aklımızda bulunduruyoruz. Şimdi geldik. Konum değil mi? Bak dikkat et. Konum yani x. x yerine koyacağız. O zaman denklemde nereye koyacağız bunu? x yerine bak. Karıştırma. Sıfırdan 4'e gelmiş değil mi? Hareketli. O zaman buraya ne diyeceğiz? 4 eşittir. V çarpı. T'si kaç bunun? 2 saniye sürmüş. 2. O zaman V'ye kaç deriz biz burada? 2 metre bölü saniye. Baştaki bunun hızı kaç? 2. Çok güzel. Bu hangi aralıkta? 0 ve 2 saniye arasında. 2 ve 4 saniye arasını inceleyecek olursak yine x eşittir vt yazacağız. x'i kaç? 4t'de 4 4'te duruyor. E 0 eşittir v çarpı 2 saniye geçti yine. 2'den 4'e 2 saniye geçti. Kaç kere 2 0? 0 kere. O zaman ikinci aralıktaki hızı kaç? 0. Gelin bunun grafiğini çizelim şimdi. Hız ve zaman grafiği bak. V Şimdi baştaki hızımız kaçtı bizim? 2 değil mi? 2'yi yazdık şuraya. Sabit bir şekilde 2 saniye gitti. Sonra 4. saniye kadar ne yaptı? Durdu değil mi? Bak onu da şu araya çiziyoruz. işte. Sıfır olmasını istiyoruz. Çünkü burada. İşte olay bu. Hepinize başarılar diliyorum. Kolay gelsin arkadaşlar. İnşallah yüksek notları alarak geri dönüş sağlarsınız.